Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün TV İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle siyah tek renk yazma üzerine size yine bir model hazırladım. Aparat olarak da cam sil hortumunun sert olduğu için ve bu boyutta arkadaşlar ne büyük ne küçük tam orta boy bir boyut olduğu için bu cam sil hortumunu veya sıvı sabun hortumunun içini kullanıyorum. 21 numara tığım. Şöyle rengarenk bir model hazırladım. Bu sefer tığ oyası arkadaşlar. Hem size de hep tığ tığ arada böyle değişiklik olsun diye de iğneden tığa değil de bu şekilde tığ oyası modeli hazırladım. Şöyle bakın, dallarını göstermiş olduğum o cam sil hortumuyla yaptım. Çok da güzel oldu bakın arkadaşlar. Böyle 5 tane papatya hazırladım. Şöyle yapraklara da birer yuva tutturarak bu şekilde yuvalar hazırlayarak üzerine papatyalarımızı yaptık. Bu papatyalar çok amaçlı arkadaşlar. Onun yerine fıstık veyahut da akidi şekeri olabilir. Ara suyunu da bu şekilde zarif tuttum. Çok sevdiğim böyle tığ oyasında olan üçgen trabzanlı ara suyu da. Evet, şöyle bir de sallantılı halini ters haline bakalım arkadaşlar. Gerçekten çok hoş ve zarif bir duruşu olan bir model. Yapıldı işte. Herkesin yapabileceği kolaylıkta. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet, şöyle ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı hazırlıyoruz. 696 no'lu videomda tüm püf noktalarıyla tülbent kenar tığlama işlemi mevcut. Oradan izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ilk başlar gibi başlıyoruz. Bakın, tığ battığımızın içine sık iğne ile sabitleyip şöyle 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı dolayıp hemen yandaki tığ battıya giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. 3 seferde aldım ve 4 zincir çekiyorum. Yapmış olduğum trabzana bu şekilde kapatıp bir tane tomurcuk oluşturdum ve 3 zincirle hemen yandaki tığ battıya girip bu şekilde ara suyumuzu oluşturuyoruz. Bakın arkadaşlar, duruşu bu şekilde. Yine 3 zincirle bir tane daha yapıp burayı 7'yi tamamlayacağım. Bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. 4 zincir. Trabzanımı kapattım. Şöyle 1, 2, 3 zincirimi çekip hemen yandaki tığ battıya giriyorum. Şöyle bakın arkadaşlar. Çiçeğimiz için şimdi yaprağımız için yuva hazırlayacağız. Yine aynı şekilde 3 zincirimi çektim. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 2. 3 seferde. 3 zincir. Tomurcuk yapmadan hemen diğerine sık iğne ile sabitliyorum. Bu şekilde bir altyapı oluşturdum. 3 zincir. Bir defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya giriyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. 9 tane zincir çekiyorum bu trabzanın tepesine. 7, 8 ve 9. Ters çeviriyorum. Bu trabzan tepesine kapatıyorum 9 zincirimi. Bu şekilde yapraklar için yuva oluşturuyoruz. Buraya bakın. Hemen şöyle 1, 2 zincirle dönüşümü yaptım. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2, 2 alarak minik bir trabzan yaptım. Bir defa tığımı doluyorum. Şöyle 1, 2 ve 2. Bu iki zincirle beraber 3 tane trabzanımız oldu. 2 defa tığımı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2 alarak 3 seferde trabzanımı yaptım. Şimdi 2 defa yine tığımı doluyorum. Bu sefer 1, 1 alacağım. Bakın 1, 2, 2 ve 2. Bu şekilde 5. trabzanı yaptım. 4 zincir çekiyorum ve
Sık iğne ile trabzana sabitleyip buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Hemen dibine de bir tane sık iğne yapıyorum ana yuvaya. Yaprağımızı bu şekilde hazırladık. Şimdi bakın dibine bir zincir çekip ipimi uzattım. Bu aparatı alıp buraya 4 tane bu şekilde ilmek çıkaracağım. Bu birinci ilmeğim. Yuvaya giriyorum. 1 2 taktım aparatıma. 2 oldu. Aynı şekilde 1 2 zincir. Bu üçüncü. Yine yuvadan 2 zinciri çekip aparatı taktım. 4 tane bu şekilde buraya ilmeği topladım ve şimdi buraya bir tane sık iğne yapacağım ki ilmeklerde şöyle açılma olmasın. Bakın bu şekilde sık iğnemi yaptım. 2 tane de zincirimi çekiyorum ve aparatlarımı çıkardım. Şöyle bu büyüklükte 4 tane ilmeği oluşturdum buraya. Bu yaprağın aynısını şimdi bir tane de buraya yapalım. Şöyle tığımızı taktık. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. İlk önce 2 alarak trabzan yaparak başladım. Şimdi 3 seferde alacağız. Şöyle bakın 1 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şimdi 2 2 ve 2 alarak 4. trabzanı yaptım. 2 zincirle beraber 4. trabzanı oluşturduk. Sonuncu trabzan için 2 defa doladım. 1 2 şöyle 2 ve 2. 5. trabzana 4 zincir çekiyorum. Şöyle bir tane arasından girip tomurcuğumu oluşturdum. Geriye kalan kısma da 5 tane sık iğne yapıyorum. Bakın. Trabzanı araladım. Şöyle 1 2 3 4 ve 5. Tam 5 tane alıyor arkadaşlar bu şekilde. Yaprağın kenarına ve buraya. Ana yuvaya da sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle bakın. 3 zincirle de aşağıya inip bu üçgeni tamamlıyoruz. Hemen boş olan yandaki tığ battıya giriyorum. Sabitliyorum. 1 2 3 zincir. Şöyle arkadaşlar yaptığımız yaprakla 4 ilmeğimizi gösterelim. Şimdi bu başta yaptığımız 7 tane olan ara suyunu şimdi bu tarafı da yapacağız. Bakın şöyle düzeltince düzeliyor. 3 zincirimizi çektik. Bir defa doladık. Şöyle 1 2 2 4 zincir. Kapattım. 3 zincir hemen yandaki boşluğa 1 2 3 zincir bir defa doladım. Yandaki tığ battıya 1 2 2 3 seferde aldığımız trabzan 4 zincir kapattım. 1 2 3 zincir hemen yandaki tığ battıya kapatıyorum. 7 tane yapacağız bu yaptığımız işlemden. Başta 2 tane yaptık. Şimdi de 2 tane yaptık arkadaşlar. Ve şimdi papatyalarımızın yapılışına geçelim. Evet, çimenden birazcık hazırladım arkadaşlar. Şöyle ters tarafına çevirerek modelimizin yapılışına başlayacağız. 4 zincirli yaprağın ucunda yapmış olduğumuz tomurcuğumuzun içine sık iğne ile ipimizi buraya sabitliyoruz. 5 zincir. Şöyle bakın. İlk ilmekten tuttum. 5 zincirimi sabitledim. Bir tane yuva oluşturdum. 5 zincir. Şöyle. İkinci ilmeğin de içine giriyorum. Kapattım. Sıkı sıkı 5 zincirimi çektim. Sıradaki ilmeği tutup kapatıyorum. 5 zincir. İlmeğin içine giriyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir.
5 zinciri yuvaya kapattım. Şöyle 1, 2, 3 zincirle dönüşümü yapıyorum. Bak, buraya bu şekilde 5 tane yuvayı hazırladım. Şimdi içine papatyasını yapacağız. Şöyle bakın, üzerine 2 defa tığımı doladım. 2, 2, 2 alarak trabzan yaptım. 2 defa tığımı doluyorum. Alttan girip 2, 2 ve 2. Şöyle 5 tane yapacağız toplamda bu şekilde. 6.'yı zincir çekerek kapatacağız. 4 oldu. Şöyle 2, 2 ve 2. Evet, 2, 4, 5 olunca 3 zincir arkadaşlar. 5 olmuş. 3 zincirimizi çekip kapatalım. Evet, papatyamızın yaprağı bu şekilde hazır. Şöyle bir zincir çekerek diğer yuvaya geçişimi yapıyorum. Ve 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 2, 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. Bakın, zincirli de sayacağız arkadaşlar. Zincirle beraber 4 tane oldu. Şimdi tekrar 2 defa dolayıp 3 seferde bakın sıkı sıkı aralarında hiç boşluk bırakmadan kapatıyorum ki trabzanlarım şöyle kalın ve güzel görünümlü olsun. Kalıp gibi dursun diye. 3 zincirimi yine kapattım bakın. İkinci yaprağımız bu şekilde oluştu. Diğer yuvaya sık iğne ile geçiyorum. Şöyle 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. Şöyle 2, 2 ve 2. Şöyle 2, 2 ve 2, 4, 2 defa dolayıp şöyle 5 tane trabzanımı oluşturdum zincirle beraber. 3 zincirimi çekip yuvanın içine kapatıyorum. Şöyle arasına da bir tane zincir çekip diğer yuvaya geçiş yapıyorum. 3 zincirin üzerine 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2. 2 ve 2. 3 zincirle beraber 2 tane trabzanımız oldu. Şöyle 2, 2 ve 2. 3 oldu. 2 defa tığı doladım. Hemen şöyle 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doluyorum. 2, 2 ve 2. 5 tane trabzan olunca hemen 3 zincirle kapatıyorum aynı yuvanın içine papatyamızın yaprağını. Bir zincirimi çekip diğer yuvaya bu şekilde geçiş yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. 2 defa tığı doladım. Yuvaya giriyorum. 2, 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Şöyle 2, 2 ve 2. Bakın arasında boşluk bırakmamaya gayret ediyorum ki trabzanlar çok güzel dursun diye. Evet. 5. trabzan için 2 defa doladım. Ve 2, 2 ve 2. 5 olunca hemen 3 zincir çekiyorum. Yuvada kapatıyorum. Bu 4 zincirli yapraktaki yeşil yuvaya da girerek kapatıyorum ki şöyle arkadaşlar uç kısmı güzel dursun. Hem de bu ip arkada kalsın diye bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle koparıyorum. Evet, bunlar arkada yakacağız bakın arkadaşlar. Kalıp gibi bir modelimiz oldu. Şöyle güzel gösterişli bir modelimiz oldu arkadaşlar. İpleri yakıp temizleyip hemen geliyorum. Evet, modelimiz bu. Sizler de arkadaşlar videoların devamı için YouTube kanalının yeni videolar gelmesini isterseniz beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Şöyle göstereyim. Bir de sallantılı haline bakın. Çok hoş durdu gerçekten. Yapılası modellerden bir tanesi oldu arkadaşlar. Günlük kullanıma da şeyizledi. Her ikisine de uygun bakın. Ütüye uygun olduğu için kullanımı rahat bir model. Bozulacak, kırışacak, ütüsü bozulacak hiçbir şeyi yok.
Şöyle. Çok tatlı oldu. Siparişi de çok gelir arkadaşlar. Böyle tatlı modellerin. Dediğim gibi papatya yerine akide şekeri fıstık da koyabilirsiniz. Şöyle. Emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız sevinirim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.